Merhaba. Trakya Karnıyol Karnıkaralı'ndayız. Evet. Yine bizden bir arıları tanıtmamız için bir istek videosu geldi. Arıları tanımak isteyen arkadaşlarımız oldu. Neyi nedir diye. Bunlar bizim arılarımız. Islahı devam eden arılarımız. Normalde temel petek koyup petek üretiyoruz ama biz sadece telini koyuyoruz. Bu şekilde de bir üretim dönüyoruz. Yani peteği arıya kendimiz ördütüyoruz. Bu arada birkaç aşamasını göstermek istiyorum size. Yakın plandan gelirse arkadaşlarımız şu şekilde. Örneğin şunlar bizim kapalı yavrularımız. Şurada gördüğünüz koyuluklar içinden yavru çıkacak. Şu şekilde. Bakın şuradan mesela bir kafasını gösteriyor bir arı. Şu an çıkmak üzere. Bakın şöyle. Biraz da yardımlarsak çıkacaktır. Genç bir doğum. Bu şekilde. Birazdan çıkacak bu arı. Evet, onlar işçi arı. İyi bakın çıkıyor şu an. Evet, haydi günaydın. İşçi arıların kuluçka süresi 21 gündür. Bunlar baldır arkadaşlar, parlayanlar. Şuradaki gördüğünüz sarı sarı olanlar polendir. Bunların gördüklerimizin tamamı da işçi arıdır. Sizler görebiliyor musunuz ama bakın şurada küçük küçük kurçuklar göreceksiniz. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şöyle bu kurçuklardan bir tanesini sizler için çıkaracağım. Bunlar larva. Şu şekilde bakın. Görebiliyor musunuz? Evet. Bunlar larva. Ben tadına da bakacağım bunların. Burada tadını da seviyorum böyle. Bu larvalar ben lezzetli buluyorum. Arı sütü de var işlerinde. Hatta hoşuma gitti. Bir tane daha tüketeceğim. Evet. Küçük kurçuklar. Evet. Arı larvaları. Arkadaşlar, İşçi arılar 21 günde çıkar. Erkek arı maalesef henüz daha yok. Erkek arılar 24 günde çıkar. Ana arı ise 16 günde çıkar. Peki bu çatıda ana arımız var mı? Az önce görmüştüm vardı. Bakalım ana arıyı da sizlere tanıtmak istiyorum. Evet, anamızla da sizleri buluşturmak istiyorum şimdi. Bakalım neredeymiş. Ana arımızı bulalım. Bu arada bunlar ana arılarını kıskandıkları için benden biraz saklıyor da olabilirler. Bakın ana arımız burada. Şöyle. Evet, bu bizim kızımız. Ana arımız. Evet, bir kovanda bir tane ana arı olur. Bu ana arı da 16 günde çıkar. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bütün koloninin sahibi budur. Bir kolonide 60 ila 100 bin arası bir arı bulunmakta. Bu kolonimizde ortalama standartlarda bir koloni. Koloninin patronu bizim az önce gösterdiğimiz ana arımız. Yani bu Trakya Karnıyol arısıdır. Evet arkadaşlar, sizlere başka benim arılarımı tanıtmak nasıl olabilir bilmiyorum ama ben bunları çok seviyorum. Onlar da beni çok seviyorlar. Benim hayatım, doğa ve ben baş başayız. Bunları böyle öpüyorum. Şöyle sizler için de öpelim şöyle bir. Yan yana gelelim şöyle sizlerle beraber. Bir selfie mi deniyor? Evet. Arıdan korkmayalım. Arı şifadır. Arı zehri de bir şifadır. Bu arada ileriki dönemlerde arı zehriyle alakadar birkaç videomuz daha olacak. Arı iğnesi nasıl çıkartılır gibilerinde. Evet, kolonimizi sizlere tanıtmak istedim. Bir kez daha söylüyoruz. Erkek arılar 24 günde çıkıyor. İşçi arılar 21 günde, ana arı 16 günde. Koloninin patronu da ana arıdır ve salgıladığı kokunun ismi de feromondur. Evet, arılığımız Soner Güner. Teşekkür ederim. Evet, az önce petekte erkek arı yoktu. Şimdi bir erkek arı buldum. Erkek arıyı da göstermek istiyorum sizlere. Tekrar edelim. Evet, balları görüyoruz. Parıltılarını şöyle herhalde ışıktan. Bunlar değerli arkadaşlar, işlerini gördükleriniz polenler. Polenler yavrular tüketiyor. Bunlar işçi arımız. Bir önceki kovanda göstermiştik sizlere ana arıya. Şunlar ise erkek arılarımız. Bakın şunlar. Bu erkek arılarımız arkadaşlar, İğne yok. Zararsızlar. Hiçbir problem yok. Hatta bakın şöyle göstereyim size, ağzıma da atacağım. Bakın. Uçuyorlar. İğnesi yok. O da şaşırdı. Ne oluyor acaba dedi. Tekrardan yerine bırakacağım. Şöyle. Erkek arılarının sadece tek bir amacı var. O da ana arıyı döllemek amaçlı. Evet. Kolonimizdeki koloni yönetim bu. Arılarımız gayet güzel, gayet de sakin. Bu tarafından da göstereyim sizlere. Muhteşem.
Evet, erkek karılarımızı da sizlere tanıttık. Onlarla da sizleri tanıştırdım. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Kamerada burada amcam Hüsnü Güner. Kendisine teşekkür ederim. Bakın erkek karılarımız şöyle. Çok da sevimli, çok da güzel. Bunlar bahsettiğim gibi zararsız erkek karılarımız. Teşekkür ederim.